Zehra Hanım hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün canlı yayında Murat Sönmez'in yanında Hakan Tutumlu'nun erkek kardeşi Serdar olacak ki Serdar da aynı benzincide çalışıyordu. Orada shiftli çalışıyorlardı. Yani vardiyalı çalışıyorlardı. İşte Serdar geliyordu, Hakan gidiyordu. Hakan gelince Serdar gidiyordu. Hakan ölmeden bir süre önce Serdar aynı benzin istasyonunun başka bir noktasına, başka bir şehre daha doğrusu gitti. Orada çalışmaya başladı. Serdar olacak canlı yayında. Bunun yanı sıra dün bu konuyla alakalı bir konu geçti. Muratçığım merhaba, Serdar merhaba bu arada. Şimdi Muratçığım dün bir konu geçmişti. Bu benzincide aynı zamanda Serdar da tanıyordur herhalde. Hakan'la birlikte Ramazan diye birisi çalışıyor. Ramazan Bey de vardiyalı çalışıyor ve Ramazan Bey'in bir oğlu var. Biz dün dedik ya bu benzinciye kimlerin erişimi var, köpek kimi görürse havlamaz, tanıdık vesaire. Onun bir oğlu var, o da çok sık geliyor benzinciye. Ve Hakan cinayete kurban gittikten sonra iddiaya göre bu çocuk çok bunalıma giriyor. Nasıl olur, nasıl Hakan abinin başına bu gelir diye. Böyle biliyorduk değil mi Murat? Ama sen bu Ramazan Bey'le beraber o benzincide hem bir keşif gibi hem de bir röportaj yaptın. Oğluyla ilgili bilgiyi de aldık. Yani şunu bile düşündük. Tırnak içinde söylüyorum. Ramazan Bey'in rahmetli oğlunun bu cinayette bir parmağı olabilir mi? Sonradan bir vicdan azabı duyup kendi canına kıymış olabilir mi? Şimdi bunu bir izleyelim efendim. Murat Sönmez bu Ramazan Bey'le benzincinin olduğu yerde bu olayı konuştu. Bundan tam 8 yıl önce iş yerinde öldürülen Hakan Tutumlu'nun iş arkadaşı Ramazan olay gününü anlattı. Ramazan Bey siz de o tarihte burada çalışıyordunuz. Evet. Evet. O zaman burası nasıldı? Bir olay gününü bize anlatabilir misiniz? Yani şu alan şu şeyden direkt demedim bana bu alan böyle burası kapalıydı. Burası ofisti o tarihlerde. Fakat şimdi büyükşehir buraya kaldırın dedi. Burayı kaldırdık. Yani şu an kullanılmıyor. Ramazan Bey şöyle gelelim. Şimdi içinde bulunduğumuz alandı o zaman Hakan'ın bulunduğu yer. Evet. Kanepe tam olarak neredeydi? Kanepe şöyle şu şekilde şu arada. Şurada küçük bir yarım duvar vardı. Üstü camdı. Yani büyük ihtimal zaten rahmetli şu şekilde uzanmış kafayı bu tarafa vermiş. Oradan da arkadan gelen kişi oradan camdan kısa mesafeden ateş etmiş %90. Hakan öldürüldüğü gün geç geldi. Hakan'a nöbetesi mi teslim ettiniz? Evet bir gün önce. Hatta bir gün önce normalde sabahleyin yani 8.30-9 arası değişiyorduk. O gün öğleye yakın geldi. Yani bayağı bir geç geldi. Ondan sonra ben bıraktım ondan sonra gittim. Artık daha sonrasını bilmiyorum. Neden geç geldiğini söyledi mi? Hayır hiçbir şey söylemedi. Hiçbir şey anlatmadı. Yani zaten ben de bir şey demedim. Hemen zaten o gün o zamana kadar olan hasılatı eline verdim. Hesapları verdim gittim ben. Yanımızda telefonla konuşmazdı. Bir iki sefer denk geldi böyle içeride bazen oturuyor olurduk. Mesela telefon çaldığı zaman bu tarafa doğru giderdi. Yani telefonu yani bir insan yanında konuşmuyordu. Ona birkaç sefer şahit oldum. Köpek gece gelene tepki verirdi. O tarihte yavruları vardı. Artık yani gece gelene bir tepki yani normalde verirdi. Ama artık köpek boş olduğu için burada mıydı, değil miydi? Yani o, tabii orası belli değil. Kameralar çalışıyordu. Ramazan Bey olay tarihinde kameralar çalışıyor muydu? Evet, kameraların hepsi net bir şekilde çalışıyordu. Ama herhalde hard diskte bir sıkıntı varmış. Geriye dönük kayıt yapmıyormuş galiba. Yani şeyle göre, bilgilere göre öyle. Kameralar normal monitörde canlı olarak izliyorduk yani. Kameralar gösteriyordu. Bir, Hakan telefonu çaldığı zaman uzaklaşırdı. İleride bir yerde herkesin yanında konuşmazdı. İki, şu çizim üzerinde bir şey göstermek istiyorum. Şimdi rahmetli Hakan'ın cesedi bu şekilde bulunuyor.
burası dışarısı. Şimdi Ramazan Bey'le çekim yaptıkları yerde şu duvarlar kaldırılmış zaten. Tabii. Boşluk orası ama yani neredeyse bunu yapan kişi hangi yöne doğru bile yattığını, hangi kanepede yattığını, tamam bir tane kanepe var ama bunu sokaktan gelen birisi bilemez. Tabii ki. Camdan bakıp tek kurşunla, değil mi? Tek kurşunla. Tek atış. Ve nerede yattığını bilip camdan bakıp böylesine ateş ediyor yani. Orayı o kadar iyi biliyor ki Hakan orada vardiyada olduğunda nerede yattığını gayet iyi bilen birisi. Bu arada Murat'a döneceğim. Murat, Ramazan Bey oğlunun kendi canına kıydığını söylüyor mu bize? Hayır, söylemiyor Serap Hanım. Şunu söylüyor, diyor ki o dönem içerisinde bunalıma girmişti. Bir madde kullandı. O madde sonrası kalp krizini tetiklediği için hayatını kaybettiği gibi bir şeyler söyledi. Bunu kabul etmiyor. Tamam, o zaman şöyle, o zaman bu olayla ilintili diyemeyiz buna. Hani sanki öyle bir anlattın ki Zehra Hanım, sanki bu çocuk işte Hakan'ın ölümünden dolayı bunalıma girmiş de canına kıymış gibi. Ama şöyle de bir fazla şey var, eğer madde bağımlısıysa, yani aşırı doz maddeden öldüyse madde bağımlılığı karakteri dejenere eden ve manipülasyona çok açık bir durum yaratan. Tabii. Yani katil katiller kullanmış olabilir bu kişiyi. Madde bağımlılığı zaafını kullanarak bu kişiyi cinayete ortak etmiş olabilirler. İşte o dönemlerde de iddia ettikleri o maddeyi kullanıyor mu kullanmıyor mu onu da tespit etmek bir lazım. Bir de şu var, madde etkisindeki bir kişi bu kadar isabet ettirebilir mi? Şimdi... Tabii ki maddesine bağlı kullandığı maddeye, ama yani kolay kolay ancak kafasına dayayıp atması lazım. O zaman da yakın atış çıkardı. Ama burada bitişik atış veya yakın atış, burada öyle bir şey demiyor. Bir de tabii köpek meselesi çok önemli. Evet. Havlayıp havlamadı. Ben bir şey söyleyeyim. O kadar yani katilini o kadar iyi tanıyor ki rahat bir şekilde orada uzanabilmiş yani ne olursa olsun. Ben sanki şu da düşünülür belki çünkü... Bakın tedirgin olduğu söyleniyor son iki gün, bir hafta içerisinde. Yani bir şeylerden korktuğundan bahsediliyor. Başucunda da tüfek var. Yani bence bu tedirginliği yaşayan bir adam bu kadar ıssız bir yerde böyle uzanmaz. Acaba katili yanındaydı da ben bir dışarı çıkayım tarzında bir şekilde gitti. Onun da böyle güven içerisinde yatmasını sağladı, bilemeyiz. Bilemeyiz. Bir de bu kadar tedirginse... Ve camdan baktığında onun yattığı yer görünüyorsa orada oraya yatmaz. Bir perde çekersiniz. Tabii, değil mi? Tabii. Perde falan hiçbir şey yok. Bu tarafa orada. Kafanı korkmuş. Şu da olabilir. Şey biz hep yani bu resimde cam kırıkları içeride gözüküyor. Aktüel olay yerinde kırıklar içeride mi dışarıda mı? O çok önemli. Yani aynı sohbet ederken de, konuşurken içeride görünüyor. Nasıl? İçeride Murat'a döneceğim zaten. Murat'cığım sen bize önce söylemek istediklerini, aktarmak istediklerini aktar. Sonra Serdar'la yine biz konuşmaya devam edelim. Hemen Taner Hocam'ın sorusuna cevap vereyim. İçeride görünüyor. Yani dışarıdan atış gerçekleşiyor. Tamam. Tekerle atış gerçekleşiyor. İçeriye doğru cam kırıkları içeriye doğru düşüyor. Şunu söyleyelim. Tabii Ramazan Bey'le dün konuşmamızda Ramazan Bey oğlunun iddia edildiği gibi çok sık benzinliğe geldiğini kabul etmiyor. Oğlum buraya çok sık gelmezdi. Çünkü oğlum Denizli merkezde bir hastanede çalışıyordu. O yüzden çok sık gelme ihtimali yoktu diyor. Kesinlikle kendisi de dahil olmak üzere Hakan'ı çok tanımadığını söylüyor. Hakan çok kısa süre önce bu iş yerine geldiğini iddia etti. Serdar daha sonra Muğla'ya görevlendiriliyor. Ama Hakan orada ve Hakan'dan görevi devralıyor. Hatta şu bilgiyi de verdi. Olay günü devrettiği zaman sabah saat 8-9 arası devretmesi gerekiyormuş ama öğlene doğru Hakan gelmiş, devralmış şiftini. Ve şunu da söyleyelim Serap Hanım her şeyden önce. Tabii birçok insan İsa ismiyle biliyor aslında Hakan'ı. Baktığımız hayat, yaşam şekline de baktığımız zaman bir İsa olduğu dönemi baktığımız zaman birçok insan çok iyi bir insandan bahsediyor. İsa için işte kimseyi incitmez, kimseye zarar olmaz diyor. Ama bir de Hakan kısmı var işin. Hakan kısmında ise işte yayınımıza da biz bunu aktarıyoruz. Çok farklı bir karakterle, çok farklı bir kişilikle karşılaşıyoruz. Yani İsa farklı bir kişilik, Hakan farklı bir kişilik olarak karşımıza çıkıyor ki bu da dosyaya yansımış durumda. O yüzden ben Hakan kısmını Serdar'ın aslında bildiğini düşünüyorum. Yani Hakan'la Serdar o zaman beraber çalışıyorlar, beraber birçok şeyi yapıyorlar. Ve ben Serdar'ın da burada anlatacağı çok şey olduğunu düşünüyorum. Şu an kendisi de yanımda, evet. Evet, Murat'cığım zaten meleğin ifadesinde de ben Hakan'ı değil İsa'yı kaybettim diye bir şeyi var yani. Daha doğrusu ifade demeyeyim de
Hani böyle bir ağıt yakar gibi bir durumu var. Peki Serdar, sen bu Ramazan Bey'in oğlunu tanır mıydın rahmetliyi? Hayır, tanımıyordum. Sen de o benzinle birlikte çalışıyorsun. Demek ki söylendiği kadar sık gelmiyordu oraya. Gelse evet, bilirdin. Evet, gelmiyoruz. Ama gelmiyoruz. Ramazan Bey'i tanıyorsun tabii. Evet, Ramazan Bey'i tanıyorum. Ramazan Bey'i tanıyorsun. Peki, sen Serdar, Gülizar var biliyorsun. Senin evet. Teyzenin kocasının kız kardeşi. Yani teyzenin görümcesi. Abinle onların bir böyle telefonlaşmalarının devam ettiği konuşuluyor hep. Zaten onun ifadesine de başvuruluyor. Sen Gülizar'ı tanır mıydın? Gülizar'ı tanıyorum, eniştemin kardeşi olduğu için. Peki bir samimiyetiniz var mıydı? Hayır. Birbirinizde telefonunuz var mıydı? Numaranız? Var. Vardı. Evet. Peki senin bir tane mi telefon hattın vardı Serdar, birden fazla mı? Bir tane telefon hattım var. Sık sık konuşur muydunuz Gülizar'la? Hayır. Hiç mi konuşmazdınız? Arada bir. Niye konuşurdunuz mesela? Çok o kadar yakın bir akraba da değil ya. Ya yakın akraba değil ama konuşuyorduk öyle. Hani ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye, çalışıyor mu diye. O şekilde konuşuyorduk. Şey mi yani, evliydi o zaman sen onunla böyle, evet, diyalogda olduğun süreçte. Peki abin Hakan'la ilgili Gülizar'la aralarında herhangi bir yakınlık olduğunu düşünüyor muydun o dönemde? Yakınlık olduğunu düşünüyor muydum? Düşünmüyordum. Çünkü yengem vardı, Melek Hanım. Gülizar sana bahseder miydi? Gülizar sana Hakan'dan bahseder miydi? Abinle görüşüyoruz şöyle böyle. Ya birkaç kere söyledi. Ne dedi? Hani arıyordu, konuşuyorlardı herhalde. Herhalde demedi. Söylediyse ne söylediğini söyle. Ya abin hani ne yapıyor, ne ediyor deyip bana soruyordu şeyden, konuşurken telefonda. Yani bu bir akraba merakı gibi miydi, yoksa hoşlandığı birini haber alamazsın da ama arkasından sorarsın, öyle bir sorma mıydı bu? Hoşlantı gibi. Hoşlantı gibi. Serdar, sen abini kıskanıyor muydun? Hayır. Çünkü böyle bir düşünce, bir algı oluşmuş. Yani Serdar abisinin yaşantısını kıskanıyordu. Çünkü işte hayır kesinlikle. Kız arkadaşları var, hem sevgilisi var, hem eşi var. Efendim daha çok para kazanıyor gibi görünüyor. Nasıl kazanıyorsa bilmiyorum. Senin onu kıskandığın yönde bazı iddialar var. Öyle bir şey yoktu diyorsun hayır, aramızda. Hayır kesinlikle kabul etmiyorum. Peki bu Gülizar seni sadece abisini sormak için, abini sormak için mi arıyordu yani? Ya dedim ya normal konuşuyorduk, çalışıyor mu, ne yapıyorum diye. Ayda yılda bir konuşuyorduk. Arama sıklığı neydi? Hani çok çok sıklıkla aramıyordu. Üç ayda bir mi, ayda bir mi? Öyle yani, üç ayda bir, ayda bir veya dört beş ayda bir. Mesela en son öyle. Ne zaman aramış? O soruları. En son ne zaman aradı? En son hatırlamıyorum ne zaman aradı. Yani ölüm arıyordu, sen mi arıyordun? Bazen o arıyordu, bazen ben arıyordum. Üç ayda bir sen, evet. Ya sen arıyordun ya da o arıyordu. Evet. Yüzle görüştünüz mü? Hiç görüşüyor muydunuz? Sadece telefonla mı irtibatınız vardı? Mesela ne sıklıkla, sadece telefon. Ne sıklıkla atıyorum dışarıda oturup bir kahve, çay içtiniz mi mesela Gülizar'la? Hayır, oturup çay içmedik. Abin oturup telefonla, içer miydi? Telefonu görüştüm. Abin onunla... Onu bilmiyorum. Peki, şimdi mesela Gülizar diyor ki, niye senin adın, diyelim ki Hakan'ın adı geçti ifade verirken soruldu. Çünkü karısına da söylemiş, bu işte Gülizar beni rahatsız ediyor filan. Meleğin ifadelerinden yola çıkarak diyelim ki polisler Hakan konusunu Gülizar'a sordular. Ama senin adın niye geçiyor ve... Serdar yakın akrabam olduğu için diyor, kendisiyle telefon görüşmesi yaparım. Cuma günleri cuma mesajları atarım. Onunla herhangi bir duygusal bağım yoktur. Bir ilişkim söz konusu değildir. Serdar tutumlunun telefon numarası 0 vesaire vesairedir. Bu numaradan kendisiyle görüşürüm. Abin ölmeden önce en son
Ne zaman görüşmüş olabilirsin Serdar Gülizar'la? Serap Hanım, hiç hatırlamıyorum ama uzun bir zaman görüşmedim zaten onunla. Uzun bir zaman. O da diyor ki... geçmiştir yani. 3 ayı geçmiştir, görüşmüyordun. O arada da 3 ayın sonunda da abin cinayete kurban gitti. Öyle mi düşünüyor, ya hatırlıyorsun? Evet. Peki. Ama Gülizar diyor ki en son 29 Aralık 2014 günü, yani cinayetten 1,5 gün önce diyeyim ben, öğle saatlerine yakın bir zamanda görüştüm. Havadan sudan muhabbet ettik, başka bir konuşmamız olmadı. Aslında çok sık görüşüyormuşsunuz. Her cuma sana cuma mesajı atıyormuş. Bir de Serdar Bey, yani cinayet çok önemli bir olay. Kaç kişinin hayatında kardeşi öldürülüyor ki? Yani onu unutmanız biraz sıkıntılı bence. Yani bir gün önce evet konuşmuştuk Gülizar'da. Çünkü o günlerdeki olaylar kazınır, çakılır kafanıza. Çok büyük bir olay bu. Evet. Cinayetten sonra Gülizar'la hiç konuştunuz mu? Konuştum. O mu seni aradı, sen mi onu aradın? Ben aradım. Onun seni araması gerekirdi. Çünkü bir taziyesinin, başsağlığı dilemesi gerekirdi. Sen niye aradın onu? Ne için aradın yani? Hayır, hemen cinayetten sonra aramadı zaten. O seni peki taziye için aradı mı? Şu anda hatırlamıyorum Serap Hanım. Cenazeye geldi mi Gülizar Hanım? Cenazede görüştünüz mü? Geldi. Ya ben onu da hatırlamıyorum. Ya şey... Acım olduğu için hani kimseyi hatırlamıyorum. Kim geldi, kim gitti bilmiyorum. Peki senin onu aradığını hatırlıyorsun. Ben diyorsun, ben aradım, o beni aramadı, ben onu aradım. Bunu hatırlıyorsun 8 sene sonra. Ama abin öldükten sonra Gülizar'ın seni arayıp aramadığını hatırlamıyorsun değil mi, başsağlığı için? Hatırlamıyorum. Buyurun. Şimdi Serdar Bey, dediniz ki... Yani Gülizar'la abim Hakan'ın arasındaki ilişki normal değil. Bir hoşlanıyorlar gibi bir şey söyledim biraz önce. Evet. Doğru mu? Yani aralarında böyle bir ilişki olduğunu söyledim. Senle de görüşüyordu. Yani dün ablam da söyledi zaten. Bunu hani geçmişte senle olan telefon görüşmelerinde Hakan'ı mı konuşuyordunuz? Yani Hakan evli. Sonuçta ölmeden 2 ay öncesine bir nikah kıymış şeye. Evet. Yani onu mu konuşuyordunuz? Genelde Hakan'ı mı konuşurdunuz? Neyi anlatırdı sana? Havasu değil, evet. Bak lütfen. Yani bunları konuşmuş olabilirsiniz. Çünkü abinin yani bir hoşlandığı, onun da abinden hoşlandığı bir karakterden bahsediyoruz. Bir doğrusunu evet, anlatsana. Doğru. Hakan'ı konuşur muydunuz? Konuşurduk. Evet. Ne doğru. Konuşurdunuz? Hakan'la ilgili ne konuşurdunuz? Nasıl bir insan, şimdiki hanımı nasıl bir insan diye sordu. Seviyorum öyle, diyor muydu yani? Ben Hakan'ı seviyorum, hoşlanıyorum. Hayır, öyle seviyorum falan demedi. Sen nereden peki hoşlandığın sonucuna vardın? Ya hani arayıp sormasından. Durduk yer hani araması yani. Bir de hani telefonunu sildim demiş ya bir beyanında Gülizar. Ben onun telefonunu sildim demiş Hakan. Bu evlendiği güne mi denk geliyor? Gülizar abin Hakan'ın telefonunu telefon rehberinden silmiş ya, kızmış yani. Abinin evet. Bu neydi yengenin ismi ya? Gülizar. Yok yengesi. Melek. Melekler nikah kıydığı ana mı denk geliyor acaba? Onu konuşmuşsunuzdur bak. Nikah kıyıldığı anda telefonunu silmiş ya. Ne konuştunuz mesela, bununla ilgili bilgin nedir? Ya evlendikten sonra silmiş olabilir hani artık, ne bileyim. Ama bilir mi, sana bundan bahsettim. Bahsetmedi. Serdar, oradaki köpeği hatırlıyorsun değil mi? Benzincideki köpeği. Evet. Yabancılara havlarmış. Sana havlamazdı herhalde değil mi? Ya herkesi havlamazdı zaten. Hani bu bağlı değil zaten. Yani başıboş bir köpek. Peki Serdar Ramazan Bey. Ramazan Bey'in dediği gibi o arada zaten hani yavruları vardı. Peki Serdar Bey, yeri gelmişken ayakkabı numaranız kaçtı? Kaç 41. numara? 41. O gece tam olarak neredeydiniz? Birisiyle beraber miydiniz? Şahitlik edebilecek kimseler var mı nerede olduğunuza dair? Cinayetin işlendiği gece. O gün petroldeydim. Gece. Muğla'da, evet gece. Peki. Bütün gece oradaydınız. Peki o zaman oradaydın.
Telefon da öyle var diye durumlarında gece bir de bir yerdeysen çok önemli. Senin telefonun o gece niye kapalıydı Serdar? O gün gece kapalı değildi telefonum. Açıktı. Kapalıymış telefonu Serdar. Hayır açıktı. Kapalı falan değildi. İyi hatırla. Şarjın bitmiş olabilir mi? Olabilir. Sana kim ama haber... Cinayeti kim haber verdi sana? Patronumuz haber verdi. Bana vermedi zaten. Orada çalışan abiyi aradı. Hı. Dedi ki Serdar Tabası gelsin. O kadar. Petrolü bir gelsin dedi. Evet. Niye arkadaşını aradı da seni arayamadı? Telefonun kapalı olduğu için mi? Olabilir ama ben telefonun kapalı değildi yani. Ben öyle hatırlıyorum. Seni niye o zaman seni arardı. Tabii. Tavas'a gel derdi sana. Niye yani ondan ona ondan ona? Çünkü çok acil bir durum var ortada. Direkt seni arardı. Evet. Serdar bilmiyorum. Tavas'a gel diye. Aynen. Ama beni aramadı yani. Yanımda çalışan abi aradı. Şarjın varmış. Telefonun kapalıymış. Bu net bir bilgi sana söylüyorum şu anda. Sen peki saat kaç civarı bu haberden bundan haberin oldu? Tavası petrolü geldikten sonra haberim oldu. Hayır. Yani bu telefon gelmiş ya arkadaşına. Serdar Tavas'a gelsin diye. Bu evet. Saat kaçta oldu? 8'e doğru. O arkadaşın da seninle beraber benzinlikte miydi? Evet. Muğla'da değil mi? Muğla'da. O da mı orada çalışıyor? O da orada çalışıyor. Yani vardiyada iki kişiydiniz. Evet, iki kişiyiz. Ama... Yok, birkaç da çalışan var. Ama oranın sorumlusu olduğu için onu aradı. Sen patronunla daha önce hiç telefonla görüşmüşlüğün var mıydı Serdar? Olay günü mü yoksa hayır, daha genel olur. Normalde. Evet görüşürüz tabii. Yani patronluk taslamıyordu ben illa yetkiliyle konuşacağım deyip. Serdar'la da seninle de konuşuyordu yani. Evet, o günde evet, seni doğru, araması doğru. Daha mantıklı değil mi? Seni arayıp oğlum... Bir Tavas'a gel demesi daha mantıklıyken seni aramamasının sebebini sen nasıl yorumladın o gün? Ya ben de sizin düşündüğünüz gibi düşündüm. Hani beni aramadı, abi aradı. Acaba hani panik yapmasın diye mi aradı, aramadı bilmiyorum artık. Ama beni aramadı yani. Telefonun kapalıymış Serdar ve o günde hiç kimseyle konuşmamışsın. Yani her gün konuştuğun insanlar var mıydı senin? Her gün konuştuğum insanlar hayır yoktu. Ya ne bileyim işte ablanı arar mıydın, bir kız arkadaşını arar mıydın, bir erkek arkadaşını. Yani 24 ya. Saat neredeyse o gün hiç arama yok senin telefonunda, görüşme yok. Bütün gün kapalı mıydı telefonun? Yok hayır açıktı. Çalışıyordum petrolle. Evet o olay gecesi yani 30 Aralık 2014 günü o gece telefonun kapalıymış Serdar. Senin bu vardiyada birlikte kaldığın arkadaşın saat kaçta geldi benzinliğe? 8'de. Akşam 8'de. Hayır sabah 8'de. Sabah 8, akşam 8 çalışıyoruz. Gece yalnız değildin değil mi? Yani o hayır yalnız değildim. Kaç kişiydiniz? Bir tane daha arkadaş vardı. Tamam. Petrolde kalan. O senin çalıştığın benzinlikle abin rahmetli Hakan'ın çalıştığı benzinlik arasında kaç kilometre var? Ya şu anda ne kadar hani, bir mesafe tam bilmiyorum var? Ama 100 kilometre falan var. 100 kilometre yani bir arabayla yaklaşık olarak 1,5 saatte gidilip gelinebilir doğru mu? 1 saatte gidilinebilir. O gün hiç ayrıldın mı oradan? Hayır ayrılmadım. Özel araban var mı? Yok hayır yok. Motosikletin var mı? Hayır, hiçbir aracım yok. Arkadaşınla ayrılmış olabilir misiniz birlikte? Hayır, Serap Hanım. O gün gece zaten ben vardiyayı teslim ettikten sonra gece 12.01'de ayaktaydım zaten. O çalışan arkadaşın yanındaydım. O arkadaşın, mesela biriniz uyuyup biriniz ayakta mı olursunuz genelde? Hayır, hayır, hayır. Tek kişi bekliyor zaten gece petrolü. Kim bekledi o gün? Torun. Sen nereye gittin? Petroldeydim ben de. Yattın sen öyle mi? Yattım. Sen gece orada mı kalıyorsun normalde? Gece orada kalıyorum. Orası senin aynı zamanda yatakhanen gibi yani bir şey var orada. Evet doğrudur. Yani evet. Ama Tuğrul seni göremez. Sen yatakhaneye gitsen seni görür mü? Sen orada kapını kapatıp uyusan Tuğrul seni böyle baktığında göremez değil mi?
Yanımızda çalışan bir tane daha arkadaş vardı. Hayır, orada sen, kalan. Sen uyumak için gittiğinde diyorum. Kapını kapattın. Evet. Dışarıdan görünür müsün? Çıkarken görünürüm, evet. Çıkarken görünürsün. Evet. Gecenin bir ikisinde birinde çıksan yine mi görünürsün? Görünürüm. Ön kapıdan girip çıkıyor zaten. Penceresi yok mu? Var, pencerede var. Demir parmaklık var. Ama oradaki diğer vardiyadaki kişi de sen uyurken o da benzin alacak kimse yoksa o anda abin gibi tıpkı. O da gidip uyur aslında, değil mi? Onun da başka bir yatacağı bir yer var. Gece bekliyor. Yok, yatacağı yer yok. Bekliyor, oturuyor yani. Yani masanın üstüne de olsa başını koyup uyur. İnsan hali bu yani. Peki bir şey daha soracağım. Sen hiçbir kadına kendini Hakan olarak tanıttın mı? Ben Hakan diye bir isim verdin mi? Hayır. Abin ve sen aynı kadından hoşlandınız mı? Mesela Şükran'dan. Hayır. Şükran'ı hiç tanımadınız. Tanımıyorum zaten. Hayır, tanımıyorum. O gün dedin ki abim Şükran'a kendisini Serdar olarak tanıtmış. Şükran'ı da evet. Hiç tanımıyorsun. Abinin Şükran'la ara sıra görüştüğünü biliyor muydun? Hayır, bilmiyordum. Peki bunları kimse bilmiyorken kim sana gelip de Şükran'a kendisini Hakan Serdar olarak tanıttı dedi? Kim bunu bilebilir? Kimse bilmiyordu çünkü gizli bir ilişkiydi bu. Konuşuldu ya da jandarma ifade alırken konuşuldu. Duydum yani, orada duydum. Bilmiyorsun yani. Sen o gün dedin ki bana birisi söyledi dedin. Kim o sana söyleyen bunu? Serap Hanım, dediğim gibi hani program ismi vermek istemediğim için ben de dedim ki hani ya birinden duydum dedim yani, program ismi vermemek için yani. Bir şey söyleyeceğim. Nasıldı aranız? Bir daha sorayım ben bu soruyu da. Hakan'la aranız nasıldı? Yani iyi miydi? Dertleşir miydiniz mesela? Hayır, son dönem küsmüş ya Melek Hanım dedi, Hasan Bey'in sorduğu. Yani Melek Hanım dedi ya, son dönem küstü. Bizim oğlan gene açmıyor telefonu demiş. O son dönemki küstüğünüzün sebebi neydi? Daha önce de söyledim bunu. Köyde ev yaptırdığım için, inşaatçıya borcum olduğu için onun parasını niye ödemedin dedi. Bu şekilde konuştuk telefonda. Onun arkasından da ben de hani canım sıkıldı öyle konuşmasına, moralim bozuldu. Dedim ki birkaç gün sonra açarım telefonunu. Hani şu, kızdığı için ben de seslenemedim yani. Serdar, sen kaç yaşındasın şu anda? 31. 31 yaşındasın. Yani 8 sene önce kaç yaşında? 23. 23. 23 yaşındasın ve sen 23 yaşındayken Gülizar 28 yaşında, neredeyse 30'a merdiven dayamış. Yani 23 evet. Yaşındaki uzaktan akraba bile olmayan birisiyle Gülizar niye konuşsun? Sadece Hakan'ı sormak için olsa Hakan'la zaten konuşuyorlar. Sen Gülizar'a bir şey hissediyor muydun? Ona karşı bir duygun var mıydı? Lütfen gerçek konuş bizimle, doğruları söyle. Gerçek konuşuyorum, ben bir ilgim yoktu yani. Çünkü Gülizar şu anda 38 yaşında bir kadın, sen şu anda 31 yaşında bir adamsın. Aranızda 7 yaş var, o dönem üstelik o evli, yakın akraba değilsiniz, kuzen değilsiniz. Yani dış kapının mandalı, ablanın görümcesi. Bir de erkeksen, kadın olsan derim ki birbiriyle konuşur iki kadın. Hiç alakasız. Hakan'ınkini de ondan numarası olduğunu kabul edebiliyorum. Eski arkadaşlar ve ondan hoşlanıyor. Mesela Gülizar'dan numarayı sen mi onun numarasını istedin, o mu senin numaranı istedi? Kimin numarasını? Gülizar'ın. Birbirinizden. Vallahi şu anda hatırlamıyorum yani. Serdar, daha önce hiçbir zaman senin telefonun kapalı olmamış. Bak, bu bir tesadüf de olabilir ama ben yine soruyorum. Olay günü 30 Ağustos günü akşam saatlerinde. Şimdi diyorsun ya, bana da mantıklı gelmiyor. Patronum niye bana haber vermedi de arkadaşıma Tuğrul mu dedin, neyse ona haber verdi. Evet. Veremezdi çünkü telefonun kapalıydı Serdar. Niye kapalıydı telefonun? Açıktı Serap Hanım.
Bak. Benim telefon kapalı değildi ki. Şimdi şarjım bitmiştir belki dedim ben. Evet dedin. O da bir seç. Hatırlamıyorum ama o gün benim telefonum açıktı ama beni aramadı. Dediğiniz gibi Tuğrul Bey aradı. O, dedi ki Tavası gelsin diyor dedi. Tuğrul Bey'den. Şimdi bu işte saçma ya. Ama telefon kapalı ya. Sen yani o günde şimdi ıssız bir yerdesiniz. Telefonunuzun şarjını bitme ihtimali yok. Çünkü şarj cihazı var zaten o yattığınız, yaşadığınız yerde. O telefonun şarjının bitme ihtimali yok. Yani şarjın bitmiştir diyor. İmkansız çünkü sen orada yaşıyorsun zaten. Şarj cihazında oradadır. Senin yoksa arkadaşının vardır. Arkadaşının yoksa bir gün önce orada kalanın vardır. Dolayısıyla telefonunun kapalı olma ihtimali... Bir orası evi aynı zamanda. Orada yaşıyor canım. Orada şimdi şarj cihazım... Şimdi bakın ya telefonu kendi kapattı ya da uçak moduna aldı. Yani şarjının bitmesinin ihtimali yok. Serdar sana ulaşamamışlar çünkü senin telefonun kapalıymış. Ya uçak modunda ya da kapatmışsın. Yani senin iradenle gerçekleşmiş bir eylem. Yani telefonun bataryasıyla alakalı bir problem değil. Sana ulaşamamışlar çünkü kapalı. İki ihtimal var. Ya telefonu kapattın ya da uçak moduna aldın. Bir de şöyle bir şey var teknik olarak. Murat'cığım sen de bilirsin, sizler de bilirsiniz. Telefonun şarjının bitmesiyle karşı tarafa giden sinyal farklı. Kapatınca. Kapatınca farklı. Yani bunu biz ezbere söylemiyoruz. Murat'cığım sen de izah et lütfen. Yani bunu biz ezbere sana ulaşamadılar. Senin muhtemelen telefonun kapalıydı demiyorum. Ben belki kayıtlara dayanarak söylüyorum bunu. Bak bu kadarını söyleyebilirim. Çok net teknik bir bilgi olarak söylüyoruz. Evet teknik bir bilgi olarak teknik söylüyorum. Teknik bir bilgi o gece senin telefonun kapalı. Ve muhtemelen de patronun sana ulaşamadığı için arkadaşına söylüyor gelsin diye. O gece senin telefonun şarjı olmasına rağmen kapalı. Neden kapalı işte bir de bunu soruyoruz. Çok net teknik bir bilgi soruyoruz sana. Yani öyle ihtimaller üzerinden konuşmuyoruz. Net bir bilgi soruyoruz sana. Ben telefonum açık diye biliyorum ama kapattığımı da hatırlamıyorum. Kapatmışsın. O telefon kapatmış, sen kapatmışsın. Yani telefonun şarjı bitmemiş. Bak yani bundan 20 sene önce ilkokulda cuma günü akşam evden ne getirdin yedin diye bir soru sormuyoruz. Abinin cinayete kurban gittiği ve senin de tek başına bir benzin istasyonunda uyuduğun bir anı soruyoruz. Senin iddiana göre. O telefonun açık veyahut da kapalı olmasını kesinlikle bilmen gereken bir zaman diliminden bahsediyoruz. Bir daha düşün. Hafızanı zorla, o gün için zorla. Yani senin telefonun o gün kapalı ve senin müdahalenle kapatılmış durumda. Ya Aslan Hocam'ın dediği gibi uçak moduna alınmış durumda ya da bilerek kapatılmış durumda. Ve şarjın da var. O günü bir hatırla. Neden kapattın? Neden buna ihtiyaç duydun? Kapattığımı hatırlamıyorum ama. Birileri seni rahatsız ediyordur ve ulaşmak istemesi, ya kimse ulaşmasın diye de kapatmış olabilirsin. Yani tehdit alıyorsundur başka bir olayla alakalı olarak. Yani, hayır. Kimse de ben tehdit almadım. Bilemem. Rahat, birileri seni rahatsız ediyordur. Uçak modunu almışsındır. Rahat rahat yatayım da diyebilirsin. Çünkü yat dedin ya. Yani böyle bir alışkanlığım var mıydı? Uyumaya geçtim dedin hani ya. Hani böyle bir alışkanlığım var mıydı? Hayır. Böyle bir alışkanlığım yok. Serdar peki o gün... Sen daha öncesinde yani patronun o sabah arayıp arkadaşına söyleyinceye kadar Tavas'a gittin mi hiç daha önce o gün içerisinde? Hayır gitmedim. Hep Muğla'daydın öyle mi? Muğla'daydım evet. Sen uyurken bu arkadaşın odana mı girip bunu söyledi sana? Patron aradı Tavas'a gitmen lazım. Hayır vardiyayı teslim alacaktım o sırada söyledi sabah. Sen ne yaptın? Kaç dakika içinde hazırlandın? O arada mesela sen patronunu geri aradın mı? Efendim beni aramışsınız Tuğrul abi neyse ne abiyse. Hayır aramadım. Aramak istedin mi hiç kimseyi o anda? Abimi aradım o gün zaten sabah. Hangi abini? Hakan abini? Hakan abimi, İyis abimi. Niye aradın? Sen abinle onun telefonlarını annemle, bile açmıyordun ki. Annemle kız kardeşim. Denizli'ye gelecekti. Dedim ki hani onlara bir şey mi oldu acaba? Onları arasaydın. O şekilde aradım. Birkaç kere aradım. Annenizle telefonu kız olmadı kardeşinizin hiç. Yok telefonu muydu yoktu. Cep telefonu? Hayır yoktu. Yok. Peki abini aramak aklından geçti ya. Telefonunu evet. Aldın eline onu arayacaksın. Telefonun açık mıydı kapalı mıydı? Sen şifre girip mi açtın? Açtı. Hiçbir problemsiz aldın ve abini mi aradın?
Evet. O anda abin zaten bir cinayete kurban gitmişti. Evet. Telefonu çaldı. Evet, açan olmadı. Açan olmadı. Sen hangi vasıtayla Tavas'a gittin? Arabayla geldim. Kimin arabasıyla? Kiralık arabayla. Araba mı kiraladın? Evet. Sen araba kullanıyorsun yani, araba kullanıyorsun. Evet. Tek başına mı gittin Tavas'a? Patronum dedi ki, demiş hani bir şey acil bir şekilde buraya gelsin demiş, gitsin demiş, araba kiralasın. Ne acil zaman buraya kiraladın? Yani ne kadar hızlı, ne kadar? Şimdi bir gün önceden mi onun kiralık tarihleri bellidir ne zaman kiraladığını? Evet. O gün olay günü kiraladım. Yani 8'de bu haberi aldın, Tavas'a gitmen lazım. Aklına anneme ve ablama bir şey mi oldu geldi? Başka bir şey gelmedi aklına. Abimi arayıp sorayım dedi. Abim aradı. Evet, doğrudur. Peki Muğla merkeze mi gittin araba kiralamak için? Evet, Muğla merkeze gittim. Oraya neyle gittin? Kim götürdü? Dolmuş'la. Sen Tavas'a araba kiralayıp tek başına mı gittin? Evet, tek başıma. Yanında hiç kimse yoktu yani. Hayır. Bir daha aradın mı abini? Bir daha denedin mi yani? Aradım. Birkaç kere üst üste aradım. Sonra Tavas'a geldin. Aileden başka, yani yengeni arasaydın mesela. Hani abime ulaşamıyorum diye. Meleği aradın mı? Ondan sonra Davut abim aradım. Hayır. Yengemi aramadım. O bilirdi kocasını mesela. Ulaşamıyorsun. Belki de uyuyor bir şey. Neyse, sabah da erken. Bir yengemi arayayım bakayım. Acaba o da bilir çünkü aileden birine bir şey olduysa. Meleği aramadın hiç. Hayır. Gülizar'ı aradın mı? Hayır. Bayram enişteni aradın mı? O da ablanın kocası ya. Davut abim aradım. Tedirgin oldun mu? Yani bir şey mi geldi başına acaba? Hayır, diye. Kesinlikle. Yani hayır, tedirgin oldum. Aradın, ulaşamadın yani. Ya korkmadın değil mi? Çünkü bak, seni patronun diğer benzinliğe çağırıyor. Diğer benzinliğe acil bir şekilde gelsin diyor. Ya bunu merak etmedin mi? Beni niye acil çağırıyor? Bu arada da abine ulaşamıyorsun bak. Evet, merak ettim. Bak bu arada da abine ulaşamıyorsun. Kesinlikle. Yani tedirgin mi olunması gerekecek? Tabii ki tedirgin olacaksınız. Ve kim aranır? Melek aranır. Melek aranır. Bir de şu var. Neden ilk Davut abini değil de Hakan abini aradın? O da abin, o da abin. Bir de küsler Hakan'la. Telefonlarına da çıkmıyorsun. Ama onu arıyorsun. Öbür abini aramıyorsun. Benzinliğe çağırdığı için, annene ya da ablanlara bir şey olduğu için seni patronun aramaz ki. Akrabalardan biri arar. Ancak Hakan'a bir şey olmuş olması lazım ki seni arasın. Hakan'a da ulaşamıyorsun. Kimi ararsın? Yengeni ararsın. Tabii. Melek yenge, abimi, ya beni Tavas'a çağırdılar benzinliği ama abime de ulaşamıyorum. Bir şey mi geldi başınıza? Neden Melek'i ararsın? Çünkü aynı hanede yaşadığı için i̇şte ararsın. Karısı. Çünkü evden çıkar, iş yerinden çıkar, eve gider. Davut abini aramazsın. Abim nerede acaba diye. Yengeni ararsın. İşteydi, telefonu açmıyor. Acaba eve geldi mi diye ararsın. Bir de benzinliğin patronu Serdar. Niye annenle ya da ablanla ilgili bir durum olduğunda seni arasın ki? Tabii. O niye aransın? Sadece ve sadece bir kişi gelir aklına, Hakan. Senin aklına da doğru söyle. Hakan'a mı bir şey olduğu geldi senin aklına? Hayır, kesinlikle gelmedi. Öyle bir hani ihtimalim yok zaten. Hani öyle bir şey başımıza gelebileceğinden bir düşüncem yok yani. Aklımın ucundan geçmezdi. O zaman niye yengeni aramıyorsun ya? Niye benzinliğe çağrılıyorum ben? Davut abini aradığında o ne dedi sana? Abini vurmuşlar dedi. Ha, öğrendi. Zaten petrole geldiğimde öğrendim. Ondan sonra hani kimseyi aradım bilmiyorum da şu anda. Davut mu söyledi, petrole gelince mi öğrendi? Hayır, petrole gelince öğrendim. Ama yani Davut söyledi. Davut dedi. Davut abini aradığında onun sana direkt abimi vurdular demesi lazım. Demiş. Ama şimdi diyorsun ki benzinliğe geldiğimde öğrendim.